Evet, Borsa İstanbul'da sermaye piyasalarında halka arzlar devam ediyor. İşte her gün yeni halka arzlar geliyor. Borsada işlem görmeye başlayanlar var, SPK tarafından onaylananlar var, SPK'nın onay sürecinde olanlar var. Dolayısıyla hareketli bir dönemi geride bırakıyoruz. Hareketli bir yılı geride bırakıyoruz. Kimpur CEO'su Cavidan Karaca konuğumuz olacak. Kimtex Poliüretan, Kimtex Kimya. O da halka arz sürecinde. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Sizler de halka arz sürecindesiniz. Bu sürecin neresinde? Esas sözleşme başvurumuz tamamlandı, kabul edildi. Şu an hazırlık aşamasındayız. Evet. Arzu ettiğimiz gibi giderse umuyorum bu sene içerisinde halka arzımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sene bitmeden belki değil mi halka arzı Diyoruz. Evet, bu doğrultuda bekliyorsunuz. çalışıyoruz. Evet. Peki biraz şirketi tanıyalım. Evet. Kimtex Poliüretan ne yapıyor? Ne kadardır faaliyet gösteriyor? Evet. Kimtex Poliüretan kimya sektöründeki bir firma. Kimya sektöründe poliüretan sistemleri diye tabir ettiğimiz ürünü üreten bir firmayız. 83 yılında kurulmuş. 99 yılında da söz ettiğim poliüretan sistemlerin üretimine başlamış. İlk yerli sermayeli kuruluş. Biz Ar-Ge'miz ve yüksek teknolojili fabrikamız, üretimlerimizle öne çıkan bir firmayız. Türkiye'deki en büyük kapasiteye, en büyük üretim ve satış hacmine sahibiz. İç pazarda pazar liderliği olduğu gibi aynı zamanda Türkiye'den bu ürün grubunda ihracatta da lideriz. En ciddi ihracat yapan bu anlamdaki firmayız. 2015 yılı itibariyle ciddi bir dönüşüm yönetimi ile aslında hem ürün çeşitliliğini hem Ar-Ge yapılanmasını hem de sektörel çeşitliliği sağlamış durumdayız. İçinde bulunduğumuz sektörler, hizmet verdiğimiz sektörler çok çeşitli. Birçok sektöre değiyoruz. Otomotiv, beyaz eşya, ısıtma, soğutma, yalıtım, izolasyon, inşaat, ayakkabı sektörü, perakende de ayakkabı ve terlik üreticileri bizim yoğun olarak çalıştığımız sektörler. İhracat pazarlarında da yaklaşık bugün herhalde 47 ülkeye satışlarımızın yaklaşık %30'dan fazlasını ihraç eden bir ülke konumundayız. Şimdi dediğiniz gibi Buradaki aslında bütün sektörleri yakından ilgilendiriyor. Yani otomotiv sektörü de var, ayakkabı sektörü de var. Aslında tüm evet. sektörlerin bir şekilde içinde varsınız. Varız. Bu anlamda bu performans göstergeleriyle de son yıllar içerisinde, son 5 yılda aslında bu seneye kadar yıllık yaklaşık biz miktar olarak aslında satışlarımızı takip ediyoruz. Emtia fiyatlarına bağlı cirolar değişebiliyor. Son 5 yıl içerisinde %22 her sene büyümemiz var. Biz sürdürülebilir ve karlı büyümeyi çok önemseyen ve bu konuda da başarılı bir firmayız. Bu anlamda da bu performans indikatörleriyle de aslında son 3 yıldır ISO 500'ün içerisindeyiz, Fortune 500'ün içerisindeyiz. ISO 500'de son 2020 yılı itibariyle pandemiye rağmen miktarsal fiili %16 büyüyerek 314. sırada yer aldık. Ve ilk 1000 ihracatçının içerisindeyiz son 3 yıldır diyebilirim. Şimdi tabii büyüme, yani ülkelerde büyüme, Türkiye'de de olsun, dünyada da büyüme yaşandıkça sizin işleriniz de daha fazla artıyor. Ürettiğiniz ürünün ne kadarı iç pazarda, ne kadarı dış pazarda değerlendiriliyor? İhracat oranınız ne? Evet, yıllar itibariyle artarak devam ediyor. Bahsettiğim gibi bizim 2015 yılında 8 bin tonlarda olan ihracat rakamlarımız şu an 25 bin tonun üzerine geçmiş durumda. Ciddi bir ihracatta büyümemiz var. Bunun yanında toplam sorunuza cevap verecek olur isem %70'i 70'ten biraz azı iç pazar, %30'dan fazlası ihracattır. Amacımız ihracat oranında da tabii daha büyümek. Bu anlamda da bizim toplam 120 bin ton kapasiteli bir işletmemiz var. Şu an bu sene içerisinde de bu %22'lik büyümeye ek olarak ilk 6 aylık performansta miktarsal olarak %46, cirosal olarak ise geçen senenin ilk 6 ayına göre %100'ü geçen bir aslında artış gerçekleştirdik.
Bu anlamda 90 bin ton gibi bir rakamla bu seneyi kapatacağımızı öngörüyoruz. Bu anlamda yeni büyümelerimiz için de kapasite artışı ihtiyacımız var. Bizi biraz halka arzda da hem marka bilinirliğimizi artırmak, Avrupa ve otomotiv sektöründeki etkimizi artırmak ama aynı zamanda yeni yatırımımızı da finanse etmek için böyle bir hedefle yola çıktık. Nasıl bir yatırımdan bahsediyoruz? Evet. Ne yatırımından bizim bahsediyoruz? Şu anki fabrikamız Gebze Plastikçileri Organize Sanayi'nde bu kapasite. Yeni yatırımımız ise Düzce'de yine bir organize sanayi bölgesinin içerisinde, Gümüşoğlu Organize Sanayi Bölgesinin içerisinde. 120 bin ton olan kapasitemizi 170 bin tona çıkaracağımız, 50 bin ton poliüretan kapasitesine ek bir kapasite oluşturacağımız, toplam 13 milyon doları bulan bir yatırımdan bahsediyoruz. Şu an 214 kişilik bir şirketiz. İstihdama da ciddi katkımız var ve bu yeni yatırımla da birlikte bunu ciddi artıracağımızı öngörüyoruz. Aynı zamanda Düzce'deki tesisimizde, yeni tesisimizde iki ayrı iş kolunda daha varlığımızı sürdüreceğiz. Bunu çok önemsiyoruz. Birincisi biz aslında ayakkabı sektörünü destekleyici bir ürün olarak son 1,5 senedir eva granül ham madde üretiyoruz. Burada bu anlamdaki büyümeyi de gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun yanında sürdürülebilirlik biliyorsunuz son bizim farkındalığımız bu konuda vardı ama artık bu dünyanın da gündeminde, Türkiye'nin de yakın gündeminde. Bizim de Ar-Ge faaliyetlerimizin içerisinde geri dönüşüm bazı malzemelerin hem poliüretandaki kullanılan ürünlerin geri dönüşümü aynı zamanda PET polyoller, PET artıklarından üretilen polyolleri geri dönüşüm yapmak ve bu ürünlerden kazandığımız üründen bir takım poliüretan sistemleri üretmek üzere bir 5000 tonluk PET geri dönüşüm tesisini de bu Düzce yatırımımız kapsamında gerçekleştireceğiz. Bu anlamda sürdürülebilirlik anlamında da ciddi bir katkı sunacağımızı düşünüyoruz. Peki, Ar-Ge yatırımlarından da biraz bahsedersek, şimdi siz aslında değil mi ham maddeyi dışarıdan tedarik ediyorsunuz. Bu ne kadarlık evet. Bir tedarikten bahsediyoruz? Yüzde kaçı dışarıdan? Tam %95'i ithalat ya da ithalat orijinli malzemelerdir. %60'ı uzak doğudan, %40'ı yaklaşık Avrupa'dan tedarik edilmektedir. Bizim bu yapı içerisinde aslında ihracat oranımızdan da bahsettim. Hani cari açığa o anlamda ciddi bir pozitif katkımız olduğunu düşünüyorum. Siz o ürünleri alıp burada birleştiriyorsunuz ve katma değerli olarak piyasaya sunuyorsunuz. Yani son Ar-Ge bizim öne çıkan ciddi bu anlamda bölümümüz. Ar-Ge'nin içerisinde dediğiniz gibi biz katma değerli, müşteride özel farklılık yaratan çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Ar-Ge'ye ayırdığımız kaynak olarak ilk 250 firma arasındayız. Proje sayısı olarak son 2 yıl içerisinde Türkiye'nin ilk 100 projesi arasındayız. Marka tescili anlamında da Türkiye'nin ilk 50 firması arasındayız. Evet. Bütün Ar-Ge bu sürdürülebilir büyüme, bu anlamda marka bilinirliğimiz, pazar payımız nedeniyle zaten etkin var. Ama halka arzıyla birlikte bunun çok daha artacağını düşünüyoruz. Geniş ürün gamı, sektörel çeşitlilik, güçlü bilançomuz var, sağlam da bir finansal iş sonuçlarımız var ve evet. Güçlü tedarik ile birlikte bu anlamda ciddi kendi enerjimizi de üreten güneş enerjisi panelleriyle bir bu anlamda da ciddi bir katkı oluşturuyoruz. Bu yönlerimiz ile tercih edilen bir firma olmayı bekliyoruz. Peki, çok teşekkürler Cavidan Karaca, Kimpur CEO'su. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Teşekkürler, sağ olun. Peki, devam.